basına ve kamuoyuna. Haber seni susturamadılar. Genel sekreterimizi sürgün ettiler. Susmayacağız, susturamayacaksınız. PTT emekçileri COVID-19 pandemisi sürecinde yoğun bir şekilde çalışarak milyonlarca yurttaşa hizmet üretmeye devam etmektedir. Pandemi sürecinin en başında Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Habersen Genel Merkezimiz tarafından resmi yazı ile PTT Genel Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve pandemi nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında uyarılar yapmıştır. Ancak Genel Müdürlük uyarıları dikkate almamış ve gerekli adımları atmamıştır. Bunun üzerine Genel Merkezimizin kararı ile sendikamızın örgütlü olduğu tüm illerde ve iş yerlerinde yaptığımız basın açıklamaları ve eylemler sonrasında kısmi olarak koruyucu ekipmanlar sağlanabilmiştir. Posta emekçilerinin enfeksiyon riski ile ilgili bilgilendirmenin yapılması, gerekli ve yeterli ekipmanın sağlanması, tüm iş yerlerinin ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi, tüm çalışma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi ve tüm dağıtım süreçlerinin riski en aza indirecek biçimde yeniden tasarlanması zorunluluk iken yetersiz tedbirlerle gerek PET'te çalışanlarının ve gerekse de yurttaşların sağlığı tehlikeye atılmıştır. Habersen olarak salgının başından itibaren tüm önlemlerin alınması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla yaptığımız basın açıklamaları ve sosyal medya etkinlikleri sonrasında üyelerimiz ve yöneticilerimiz sürgün edilmiştir. Sendikamızın gerçekleri dile getirmesinden rahatsız olan PTT yönetimi şimdi de Habersen Genel Merkez Sekreteri İbrahim Damatoğlu'nu Zonguldak'tan Şanlıurfa'nın Alçakkale ilçesine sürgün ederek yasalara aykırı hukuksuz bir işlem yapmıştır. 4688 sayılı kanunun 18. maddesine göre kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi, sendika iş yeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedik müddetçe yerini değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. 151 sayılı ve 87 nolu İLO sözleşmelerinde kamu çalışanlarının çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinliklere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur. Değerli basın emekçileri, sendikal hakların sendika üye ve yöneticilerinin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerle korunduğunu, sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesinin yasalara aykırı olduğunu çok iyi bilen PTT yönetimi, genel sekreterimizi sürgün ederek sendikamızı susturma çabası içine girmiştir. Genel sekreterimiz İbrahim Damatoğlu sendikat izinli iken sürgün yazısı tebliğ edilmek istemiş, ardından tebliğden imtina ettiği denilerek alel acele ilişiği kesilmiştir. Pandemi tedbirlerini almakta yavaş hareket eden PTT yönetimi genel sekreterimizin sürgününde neden bu kadar acele etmiştir? Emekçilerin taleplerini dinlendiren ve sendikal mücadele yürütenlerin sürgün edilmesi diğer emekçilere de verilen bir mesajdır. Size verilen de yetinin. Fazlasını istemeyin. Yoksa siz de sürgün edilirsiniz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve pandemiye karşı tedbirlerin hayata geçirilmesini talep eden emekçilerin sürgünü insanlık suçudur. Sendikal örgütlenmeye ve demokratik hak mücadelesine vurulmak istenen bir darbedir. Bu asla kabul edilemez. PTT Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu tüm toplumun sağlığını tehdit eden pandemi sürecinde büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam eden hizmet üreten üyelerimizin ve diğer PTT emekçilerinin haklı taleplerini karşılamaktır. Sendikal hak ve özgürlükler çerçevesinde dile getirilen nitelikli kamusal hizmet talebini ve sendikal faaliyetleri baskı kurarak engelleme çalışmak değildir. Kurulduğu günden bu yana
Nitelikli kamusal hizmeti savunan sendikamız Habersen, haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı her koşulda mücadele etmiştir. Bugün de bu mücadelesini sürdürmektedir. Sürgünlere, özelleştirmeye, güvencesiz ve esnek çalışmaya, performans sistemine yani çalışma hayatında iş barışını bozan tüm uygulamalara karşı sesini yükseltmiştir. Bundan sonra da güçlü biçimde itirazını sürdürecektir sevgili arkadaşlar. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği Genel Sekreterimiz İbrahim Damatoğlu'nun sürgünü geri alınana kadar eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki süreçte ki gelişmelere göre sendikamıza, yöneticilerimize ve üyelerimize yapılan haksız, hukuksuz baskıların son bulması, Genel Sekreterimizin sürgünün durdurulması için ülkemizin dört bir yanından Ankara'ya yürüyerek saldırıları protesto edeceğiz. Tekrar BETT'e yönetimine sesleniyoruz. Haksız, hukuksuz kararınızdan vazgeçin. Sendikamız Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu'nun sürgününü acilen durdurun. Sendikamız üzerindeki baskılarınıza son verin. Yaşasın KESK Habersen, sürgünler bizi yıldıramaz, biz kazanacağız.